güzeldi. Çok. Vallahi bayıldık. Wow. Değişik bir aranje. Bu sefer, evet. Değil diğer mi? Amerika'ya şarkılarından daha farklı bir formu var şarkının. Biraz rock altyapımız var. Evet. Bu sefer biraz böyle bir şey olsun istedim. Çünkü çok fazla hareketli şarkı yaptım üst üste. Ve o kadar hareketli şarkının üstüne de başka bir şey yapmam gerekiyordu. Bizde bu da vardı. Biraz da müzisyenliğimi de göstereyim istedim. Harikasın. Böyle bir şey tasarladım. Umut ediyorum ki herkes beğenmiştir. Biz bayıldık valla. Değil mi kızlar? Sizler de beğendiyseniz ne mutlu benim için. Gayet başarılı. Çok teşekkür ediyoruz geldiğin için. Hepinizi çok seviyorum. Alkışlarla uğurluyoruz Emre Kaya'yı. Yerine böyle birazcık kendimi aşmak istedim. Ben ilk bu defa aşmış bile. Halin mi? Bilgini. Ay bravo canım. Ya, ay bravo. 100 hoş geldin. Hoş bulduk. Yaşam kaynağım, mutluluk kaynağım. Ben. Evet. Bugün bana oynuyorsun. Yo, herkes oynuyor. O fikir nasıl bir fikir? Allah seni kahretmesin ya. Bir de bantla yapıştırılmış. Ya söyleyeyim mi doğruyu? Ayakkabı yandan çıkıyor. Dur bebeğim dur. Deniz. Unutmadım, unutamam. Nasıl sallamak? Ama benim ciğerim yanar. Öyle. Aa, ne oldu? Bingo oldu, bingo. Sevgili izleyiciler, siyah beyaz konseptimizde zıtların uyumunu ararken türlü çeşitli yorumunu görüyoruz podyumda. Evet, başlık olarak kısır gibi görünse de hayal gücünün sınırsızlığını test etmek için çok müsait bir konsept aslında. Adım adım da yarışmacılarımızın performanslarında bunu yakalayabiliyoruz zaten. Efendim, sıradaki yarışmacımız bu yarışmada iki haftayı devirdi ama henüz o cemiliği üzerinden atamadı. Hadi bakalım, kısmetse bu galada diyoruz. Gizem Ay podyumda.
Sıra bende mi? Ay kıyamam, titriyor. Hoş geldin Gizemciğim. Hoş bulduk. Enteresan bir tercih. Müthiş evet. Bir dansçı bu arada. Evet, profesyoneldir. Kendisi hocam zaten. Ben onunla dans ederken daha çok heyecanlanıyorum. Bitiriyorum şu an. Normalde dans ediyor musun? Amatör olarak evet. Bazı güzel. Teknik figürler. Annem zaten eski halk oyunları eğitmenidir. Oradan da birazcık bitirdim. Ağaç yaşken eğilmiş diyelim. Evet. Peki. Konsepti mi? Neredeyiz? Paris'teyiz. Kız arkadaşımın erkek partneri rahatsızlanıyor, sakatlanıyor son anda. Ben de onun izleyicisi olan bir kız arkadaşıyım. Onu yarı yolda bırakmamak için ona eşlik ediyorum. Peki, gel bakalım yıldızına. Deniz. Gizem, dansın güzel, her şeyi çok güzel izletti kendini. Ama sen hiç hep öyle yalanıyla bastonunda ortada dolanıyordun. Neyle baston? Ne bileyim, elindekiyle. Baston. Hep baston dedim ben de. Evet, bastonla dolanıyorum. Öyle beni korkutuyormuş gibi alıp beni niye korktun? Korktun mu? Çok mu korktun? Hayır. Ya kıyafetin güzel, hani böyle erkekleşmek cesaret ister. Evet. Cesaretinden dolayı seni tebrik ediyorum ama performansını, dansının değil, seni düşük gördüm. Teşekkür ederim. Tuba. Gizem, ben gerçekten sana ayrılığın artık yaradığını düşünüyorum. Öyle erkek kılığına da girmişsin. Yani iyi görünüyorsun, şovun çok güzeldi, çok eğlendik. Teşekkür ederiz. Yani iyi. O kadar sadece, bir şey diyemiyorum, bir şey bulamıyorum. İyi görünüyorsun. Teşekkür ediyorum. Hazırsan geçebilirsin. Hazırım Öykem. Bol şans. Hoş geldin. Hoş bulduk. Güzel Gizem. Rüküş Gizem. Sana söylemedim. Bizim bundan önce ilk sezonda ve All Star'da Gizem'imiz vardı. Ona öyle derdim. Güzel güzel, rüküş güzel. Ay bana kimleri hatırlattın ya? Yani Michael'ı rahmetli hatırlattın. Liza Minnelli'yi hatırlattın. Ondan sonra ama o Liza'nın nerede o kirpikleri? Evet zaten o değildi. Nerede o kahkülleri? Broşları. Nerede? Valla beğendim ben seni. Ne oldu, çok mu şaşırdın? Evet. Sizden duymak çok güzel. Hafta ortaları çok rüküş geliyorsun ama bugün en azından bakıldığı zaman o kadar farklısın ki şovunu çok beğendim. Partnerin zaten çok iyiydi. Sen de kendi çapında bir şeyler yapmaya çalıştın. Çok fevkalade olmasan da ama bir şeyler, en azından o böyle o elimizi öpüşün bile o kadar bir hoştu ki böyle. Aynen bir Fransız gibiydi. Yedi. Teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Hoş geldin Gizem. Hoş bulduk. Yani bana çok orijinal geldin. Gerçekten. En azından böyle bir şey yaptın yani, farklılık yaptın. Ve partnerin çok iyi dans ediyordu. Sen de ona ayak uydurmaya çalıştın ve ortaya güzel bir sonuç çıktı. Gala gecesi olduğu için bir şov yaptın, bir şey kattın. Gayet de siyah beyazsın. Evet. Ben sevdim bu erkek halini. Senin yakıştı gayet. Teşekkür ederim. Dedermişim, bir kahve içelim. Çok teşekkürler. Hoş geldin Gizem. Hoş bulduk. Şaşırttın beni. Yani şu ana kadar çıkanların içinde en orijinal sendin. Teşekkür ediyorum. Erkeklik sana yakışmamış hiç. Çok iyi farkındayım. Yüz atlarım yüzünden elimizden geldiğince bir çalışma yaptık ama olmadı. Tozluğunu sevmedim. Tozluğu ben de sevmedim. Kendim yaptığım için biraz başarısız. Yani çok kötü duruyor. Paçaların bir çirkin duruyor o yüzden. Keşke o tozluk olmasaydı falan. Başka türlü bir ceket, başka türlü bir pantolon. Daha yakışıklı olabilirdin o zaman. 7 veriyorum. Teşekkür ederim. Hoş geldin Gizem. Hoş bulduk. Boston'u çok beğendim. Şapka for şapka da çok güzeldi. Ve tek show bugün. Yani şu ana kadar tek show sen yaptın. Show için ben sana böyle bir 7 veriyorum. Teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Gizem. Uğurkan hocam. Orada otururken bu çıkınca diyordum herhalde ben en düşük puanı vereceğim. Ama bir çıktın ve dansçın muhteşem zaten. Şapkanın duruş yeri yanlış. Biraz daha öne doğru indir bakayım. Şöyle işte. O duruş da yanlış. Düğme yani, tek düğme. Tek düğme. Çift düğme olması lazım. Evet.
Evet, o zaman bu tabii daha aşağıda olacaktı. O zaman üstüne göre olacaktı. Bak şapkayı da indirdin. Bunları yapıp gelseydin vallahi 9'u çekerdim kardeşim sana ama... Hadi arkadaşlarımdan aşağı vermiyorum. 7. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Beğendim. Çok sağ olun. Sevgili izleyiciler, sıradaki yarışmacımızda hayalden yana sıkıntı yok. Renklerimiz de şahane, siyah ve beyaz. Ancak tek sıkıntı, acaba geçen hafta 10 bin lirayı kazanmış olmanın rehaveti kalmış mıdır üzerinde? Görelim Bahar Can'dan podyumda.